Hayalet Süvari 3. Bölüm Aylardan Ocak'tı ve Hoyk işe gireli 3 yıl olmuştu. Kış bayramı kutlanmak üzereydi. Bu şenliklerde oynanan oyuna burada Ace Bosel deniliyordu. Sahilden esen rüzgarların durmasıyla aralıksız devam eden don yüzünden, denizden kazanılmış arazilerin suyla dolu hendekleri buz tutmuş, Böylece içi kurşunlu, küçük tahta güllelerin atılması için doğal bir pist meydana gelmişti. Hafif rüzgar aralıksız esiyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. Geçen seneki maçı kazanan denizden kazanılmış arazinin doğusundaki Kirkdorflulardan rövanş istenmiş ve onlar da bunu kabul etmişti. Her iki tarafın 9 atıcısı hazırdı. Hakemler ve yardımcılar seçilmişti tartışmalı atışlar sonrasında atışı değerlendirmek için seçilecek delikanlılarda, mantıklı düşünmeleri kadar ağızlarının laf yapmasına da bakılıyordu. Ole Peters, yani set amirinin baş kahyası da bunlardan biriydi. Siz şeytana papucunu ters giydirecek atışlar yapın, işin muhabbet bölümünü ben bedavaya yaparım, diyordu. Bayramdan bir gün önce akşam vaktiydi kutlamalar henüz başlamamıştı. Yüksek bölgelerde bulunan kilisenin toplantı salonunun önünde, denizden kazanılmış bölgeden daha yukarıdaki yerleşim yerlerinde ikamet edenlerden bir grup atıcı toplanmış. Yandaki odada oyuna son anda katılmak isteyenlerle ilgili karar vermek için tartışıyorlardı. de katılmak isteyenler arasındaydı. Atıcılığa alışkın kollarına güvenmesine rağmen bu oyunda onur konuğu sayılan Ole Peters tarafından geri çevrileceğinden korkuyordu. Bu durumla karşı karşıya kalmaktansa oynamamayı tercih etmişti. Ama son anda ilke aklını çelmişti. Seni oyuna almamaya cesaret edemeyecektir Hoyk. O bir gündelikçinin oğlu. Senin babanınsa ineği ve atı var. Kaldı ki senin baban bütün köyünde en zeki adamı. Ama ya yine de yaparsa? İlke kara gözleriyle ona bakarken gülümsüyordu. O zaman akşama efendisinin kızıyla dans etmeyi aklından çıkarsın. Bunun üzerine Holk cesaretlenmişti. Oyuna son anda katılmak isteyen gençler soğuktan üşüyen ayaklarını ısıtmak için kilisenin toplantı salonunun önünden dolanıyor ve taştan kilise kulesinin tepesine bakıyordu. Pederin yazları köyün tarlasından beslenen güvercinleri şimdi yiyecek aradıkları çiftlik ve ahırlardan dönmüş yuvalarını yaptıkları kuledeki padavraların arkasında kayboluyorlardı. Batıda liman tarafında batmakta olan kızıl akşam güneşi görünüyordu. Yarın hava güzel olacak. dedi Delikanlılardan biri adımlarını hızlandırarak. Ama şimdi soğuk. Çok soğuk diye de ekledi. Bir başkası, güvercinler gözden kaybolunca içeri girip şimdi tartışma seslerinin duyulduğu kapıyı dinlemeye başladı. Set amirinin yardımcı kahyası da yanına gelmişti. Duyuyor musun Hoyk? Şu an seni tartışıyorlar. Gerçekten de içerden Ole Peters'ın sinirli sesi duyuluyordu. Yardımcı kahyaların ve beletlerin burada işi olmaz. Gel Hoyk. Diye fısıldadı delikanlı. Onu kolundan tutup kapıya doğru çekerek. Şimdi de sana ne kadar değer verdiklerini öğreneceksin. Ama Hoyk kolunu tutan elden sıyrılıp yeniden bahçeye döndü. Geriye bakıp. Bizi kapıyı dinlememiz için dışarıda bekletmiyorlar. Diye bağırdı. Binanın önünde oyuna katılmak isteyen üçüncü bir kişi daha duruyordu. Hoyk'a doğru ee, sanırım benim küçük bir sorunum var. Daha 18'imi bitirmedim. Vaftiz belgelerimi isterlerse yandım. Sana gelince Hoyk, merak etme. Başkahya senin katılmaman için elinden geleni ardına koymayacaktır. <laughs> İçeriden gelen sesler gitgide yükseliyordu. Sonra yavaş yavaş bir sessizlik hakim oldu. Dışarıdakiler kilisenin kulesine çarpan poyrazı yeniden duyar olmuştu. Kapıyı dinleyen delikanlı onların yanına döndü. İçeride kimi parçaladılar? 18'den küçük olan. Şunu dedi ve hoyku gösterdi. Ole Peters onu çocuktan sayıyor ama herkes ona karşı çıkıyordu. Ayrıca babasının hayvanları ve toprakları da var. diyordu Jess Hansen. Evet ama ancak 13 el arabasıyla taşınacak kadar bir toprak. Son sözü Ole Hansen söyledi. Kesin artık. Aklınızı başınıza ben toplayacağım anlaşılan. Söyleyin bakalım köyün bir numaralı adamı kim? Bunun üzerine sustular. Sonra biri. Set amiri tabii ki. Evet, evet, evet. Bizce de set amiri. Peki, dedi Ole Hansen yeniden. Set amiri kim? Ama bu sefer iyi düşünün. Birden birisi kıkırdamaya başladı. Sonra bir başkası. Sonunda salonda kahkahalardan başka bir şey duyulmaz oldu. Öyleyse çağırın onu, dedi Ole Hansen. Herhalde set amirini elinizin tersiyle edecek değilsiniz. Neredeyse aynı anda odanın kapısı açılmış ve biri soğuk geceye doğru keyifli keyifli ''Hoyk! Hoyk! Hain!'' diye sesleniyordu. Hoyk içeriye yöneldi. Set kim olduğunu duymamıştı. O arada kafasından neler geçtiğini de kimseler bilmiyordu. Daha sonra efendisinin evine yaklaştığında bahçe çiti girişinin önünde İlke'nin durduğunu gördü. Ay ışığı donla kaplı uçsuz bucaksız arazinin üzerinde parlıyordu. Burada mı bekliyorsun İlke? diye sordu. Kız başını evet dercesine sallamakla yetindi. Ne oldu? Şansını denedi mi? Denemez olur mu hiç? Ee ne oldu? Evet İlke, bütün itirazlara rağmen yarın için bana bir fırsat verdiler. İyi geceler Hoyk.'' dedi ilke ve tepeciye çıkarak evin girişinde kayboldu. Hork da yavaş yavaş onun ardından gitti. Ertesi gün öğle vaktinde doğuya doğru uzanan geniş ortak arazi üzerinde karartı şeklinde neredeyse hiç hareket etmeden duran bir insan topluluğu görüldü. Bu topluluk bir tahta güllenin donu çözülen topraklar üzerinde iki kez fırlatılmasından kısa süre sonra bayır aşağı, arkalarında kalan ve uzunlamasına inşa edilmiş alçak evlere doğru ağır ağır hareketlendi. İster ev sahibi, ister konuk, ister civardaki evlerde ya da daha yukarılardaki yerleşimlerde yaşayan genç ve yaşlılar olsun, herkes iki takımın oyuncuları ve iki hakemin etrafında toplanmıştı. Yaşlı erkekler uzun paltolar giymiş, ağır başlı bir tavırla pipo içiyor Kadınlar şallara ya da ceketlere sarınmış çocuklarını ya kucaklarında taşıyor ya da ellerinden çekiştiriyorlardı. Ağır adımlarla üzerinden geçtikleri buz tutmuş hendeklerden uzanan sazların keskin uçlarında öğle güneşinin solgun ışıkları parlamaktaydı. Hava buz gibiydi. Ama oyun buna rağmen devam ediyordu. Bütün gözler havada uçan güllelerdeydi. Ne de olsa bugün bütün bir köyün kendisiyle gurur duyması bu atışlara bağlıydı. Takım hakemleri oralılar için beyaz, diğer köyden gelen grup içinse siyah olmak üzere ucu sivri metal bir sopa kullanıyordu. Bu sopa duruma göre bir tarafın sessiz takdirleri, karşı takımın alaylı gülüşleri eşliğinde atılan güllenin kaldığı yerde buzlu toprağa çakılıyordu ve Gülle ile son hedefi ilk vuran oyuncu da takımı adına oyunu kazanmış oluyordu. İnsanlar pek az konuşuyordu. Sadece çok iyi bir atış yapıldığında birkaç gencin ya da kadının bağrışmaları duyuluyor ve ara sıra yaşlılardan biri ağzındaki pipoyu çıkarıp birkaç övgü dolu söz eşliğinde hafifçe atıcının sırtına vuruyordu. İşte atış buna derler. Huzur içinde yatsın. Baban da öyle atardı. Gibi sözler. Hoyk ilk atışını yaptığında şansı yaver gitmemişti. Tam atışını yapacağı sırada güneşi gölgeleyen bulut gitmiş ve dost doğru yüzüne vuran güneş gözünü almıştı. Atışı kısa düşmüş, gülle hendeklerden birine buz tutmuş kara saplanmıştı. Sayılmaz, sayılmaz Hoyk. Bir daha at. Evet bir daha at diye bağırıyordu takım arkadaşları. Ama diğer takımın hakemi karşı çıkmakta gecikmemişti. Saymak zorundayım. Oynayan oynadı. Devam edelim. Köyün delikanlıları Ole, Ole Peters diye bağırıyordu. Ole neredesin? Tanrı aşkına nereye gitti bu? Ole yetişmişti. Bağırıp durmayın. Demek Hoyk sizi zorda bıraktı ha? Bunu tahmin etmiştim zaten. Geldim. Ne diyorsun sen? Aykun atışını tekrarlaması gerek. Hadi bize ağzının nasıl laf yaptığını göster. He? Şimdi görürsünüz. Ole Peters diğer takımın hakemine dönüp ona bir sürü saçma sapan söz söyledi durdu. Ama o her zamanki allı pullu bıçak gibi keskin sözleri bu kez duyulmuyordu. Yanında duran küçük kız kaşlarını çatmış öfkeli gözlerle ona bakıyordu. Ama bir şey söylemedi. Kadınlara bu oyunda söz hakkı yoktu. Diğer hakem ona: "Zırvalayıp duruyorsun. Aklın başında değil. Güneş, ay, yıldızlar hepimize aynı görünür. Hepsi de her daim gökyüzündedir." Bu kötü bir atıştı. Kötü atışlarda iyiler kadar geçerlidir. Atışmalar bu şekilde bir süre uzadı gitti. Ama vardıkları sonuç, Hoykun atışını bir daha tekrarlamayacağı yönündeydi yukarıdaki köyden gelenler ileri diye bağırdı. Hakemleri işaret sopasını aldı. Sırası gelen atıcı çağrıldı ve hazır olduğunda gülleyi ileri doğru fırlattı. Set amirinin baş kahyası Hoyk'un atışını seyredebilmek için İlke'nin yanından geçmek zorunda kalmıştı. İlke ona şöyle dedi. Bugün aklını kimin hatırına evde bıraktın sen? Ole suratına asmış ona bakıyordu. Geniş yüzündeki keyifli ifade bir anda yok olmuştu. Senin hatrına. Çünkü senin de aklın başında değil. Hadi git şuradan Ole Peters. Ben senin aklından ne geçtiğini biliyorum." diye karşılık verdi kız. Oysa başını çevirmişti. Bu sözleri duymazlıktan geldi. Oyun da siyah ve beyaz sopalar da ilerlemeye devam ediyordu. Sıra yeniden Hoyk'a geldiğinde Hoyk gülleyi o kadar ileriye atmıştı ki oyunun son hedefi olan kireçle boyalı varil rahatça seçiliyordu. Artık ayakları yere sağlam basan genç bir adam vermişti. Zaten çocukluk yılları süresince her gün matematik ve atıcılık talimi yapmıştı. Kalabalıktan helal olsun Hoyk sesleri yükseldi. Bu gülleyi baş melek Mikail atsa ancak böyle atardı. Kek satan yaşlı bir kadın kendisine kalabalığın arkasından yol açıp Hoyk'un yanına ulaşarak bir bardak içki doldurup ona ikram etti. Hadi şu dargınlığa bir son verelim. Geçmişte belki kedimi öldürdün ama artık adam olmuşa benziyorsun. Hoyk kadına baktığında bunun trincans olduğunu gördü. Sağ ol ihtiyar ama ben bunu içmem. Cebinden gıcır gıcır bir madeni para çıkarıp kadının avucuna bıraktı. Bunu al. Onu da kendin içtirin. Böylece barışmış oluruz. Anlaştık hoyk. diye karşılık verdi yaşlı kadın. Zaten benim gibi yaşlı kadına bunun daha çok faydası olur. Teşekkür ederim. Kadın elindeki sepetle uzaklaşarak arkasından Ördek işi nasıl gidiyor? diye bağırdı hoyk. Ama o arkasını dönmeden sadece başını ve yaşlı ellerini salladı. Almıyor, almıyor Hayk. Sizin hendeklerin içi fare kaynıyor. Tanrı bana acısa da başka bir ekmek kapısı açsa. Yeniden kalabalığa dalarak ballı kekini ve içkisini satmaya koyuldu. Güneş sonunda Sedin arkasında batmıştı. Kaybolduğu yerden gökyüzüne doğru kırmızı ve mor renkler yükseliyordu. O sırada etrafta uçuşan kargalar bir süreliğine altın rengine büründü. Akşam oluyordu. Arazideki insan kalabalığı artık karartı şeklinde görünen evlerden daha da uzaklaşarak varile doğru ilerlemeyi sürdürüyordu. Varil artık iyi bir atışla vurulacak mesafedeydi. Sıra arazideki köyün takımındaydı. Atış sırası da Hoykundu. Akşamın gelmesiyle setten düzlüğe inen ve giderek genişlemekte olan gölgede kireçle boyanmış fıçı bembeyaz görünüyordu. ''Bunun bu oyununun son atışı olduğunu düşünmüyorsunuzdur herhalde.'' dedi diğer köyden biri. Artık herkes heyecandan gerilmişti. Diğer takım on sayı daha ileride olduğundan daha avantajlıydı. Atış sırası gelen kişi kalabalığın içinden çıktı. Frizlentlilere özgü bir biçimde, uzun boylu, gözleri griydi. İleriye bakıp varili süzdü. Gülle aşağı doğru sarkıttığı elinde duruyordu. O anda kulağının dibinde ''Ne o, Gülle ağır mı geldi?'' diye homurdanan Ole Peterson sesine duydu. Hoyk dönüp ona sertçe baktı. ''Ben köyümüz için atıyorum. Sen kimin tarafındasın?'' dedi. ''Ben de aynı taraftayım.'' ama eminim sen ilke Walkers için atıyorsundur. Çekilin! diye bağırdı Hoyk pozisyonunu alarak ama Ole başını geri çekeceğine önünü büsbütün kapatıyordu şimdi. Hoyk daha müdahale fırsatı bulamadan bir el ansazın üstüne üstüne gelen bu kişiyi yakalamış ve bir hışımla geri çekmişti. Bu öyle ani olmuştu ki Ole arkadaşlarına doğru sendelerken onlar da ona alaylı alaylı gülüyordu. El büyük bir el değildi. Hoyk yanına dönüp göz ucuyla bakınca elbisenin kollarını düzelten ilkeyi gördü. Kızın sinirden yüzü kızarmış ve sanki kaşlarını çatmıştı. Hoyk kolları birden çeliğe dönüşmüş gibi güçlü hissetti kendisini. Hafifçe öne doğru eğildi. Eliyle gülleyi birkaç kez tarttı. Ardından hız aldı. İki taraftan da çıt çıkmıyordu. Bütün gözler gülleye kilitlenmişti. Adeta havayı nasıl kestiği duyuluyordu. Setin bulunduğu yerden çığlık atarak yaklaşmakta olan gümüş renkli bir martının kanatları bir an için görüşe engel oldu. Neredeyse aynı anda ileride duran varilden de ses gelmişti. Hoyk başardı. Bravo Hoyk. Bravo. Hoyk oyunu kazandı. Etrafı çepeçevre sarılı Hoyksa sadece yanındaki bir ele uzanıyordu. Ne duruyorsun Hoyk? Gülle varinin içinde işte. Kazandın. Evet, öyle. Anlamında başını salladı ve yerinden kımıldamadı. Ama o küçük elin elini sıkıca tuttuğunu hissedince, ''Galiba haklısınız. Sanırım kazandım.'' diyebildi. Ardından kalabalık köye doğru akın etti. Set evine çıkan yokuştan tırmanırken kalabalık İlke'yi, hoyku birbirinden ayırmış ama yukarı vardıklarında ikisi de birbirine ite kaka ilerleyen kalabalıktan sıyrılmıştı. İlke odasına çıktığı sırada hoyk bir hendeyin üzerine inşa edilmiş ahırın önünde durup koyu bir gölge gibi görünen kalabalığın ağır adımlarla dans için bir salonun ayrıldığı kilise oyunları hanına doğru yokuşu tırmanışlarını seyrediyordu. Karanlık, uçsuz bucaksız toprakların üzerine yavaşça yayılıyordu. Çevredeki sesler birer birer kesiliyordu. Sadece arkasında kalan ahırdan, durdukları yerde kıpırdanan hayvanların sesleri geliyordu. Yukarıdan hanın meyhanesinden şimdiden klarnetlerin sesini duyar gibi olmuştu Hoyg. O sırada evin köşesinden bir elbise hışırtısı duydu. Bereketli topraklardan yukarıya doğru çıkan yolda ilerleyen küçük, ama sağlam adımların sesi geliyordu. Etrafı sarmakta olan alacak karanlıkta yürümekte olan hayali şimdi seçebiliyordu artık. Bu ilkeydi. O da yukarı dansa gidiyordu. Hoyk ne yapacağına karar veremedi. Ona yetişmeli ve onunla mı gitmeliydi acaba? Ne var ki Hoyk kadınlar konusunda pek cesur biri sayılmazdı. Kafasında bu soru dönüp dururken İlke karanlıkta görüş alanından çıkana kadar yerinde kaldı. Bir süre sonra ona yetişme ihtimali kalmayınca, yukarıdaki kilisenin bitişiğindeki hanın meyhanesine ulaşana kadar aynı yoldan yürüdü. Binanın önünde ve koridorda itişenlerin patırtıları ve kemanla klarnetin yırtık sesleri hoykul edercesine kuşattı. Kimselerin ona aldırış ettiği yoktu. Rahat rahat dans salonuna girdi. Burası pek de büyükçe bir yer sayılmazdı ama o kadar kalabalıktı ki bir adım ilerisi bile görünmüyordu. Kapıya yaslanıp hareketli kalabalığa baktı. İnsanlar gözüne soytara gibi görünüyordu. Öğlen oynanan oyunu ve daha bir saat önce kimin kazandığını kimse umursamadığından içi rahattı. Herkes sadece önündeki kadınına bakıyor onunla bir daire içinde dönüp duruyordu. Hoykun gözleri bir tek kişiyi arıyordu. Sonunda işte oradaydı set amirliği yetkililerinden biri olan kuzeniyle dans etmekteydi. Bir anda yine gözden kayboldu. Hoyk sadece o bölgeden ve yukarı bölgeden gelen ona göre önemsiz kadınları görebiliyordu şimdi. Sonra klarnet ve kemanın sesi bir anda bıçak gibi kesildi. Dans sona erdi. Hemen ardından bir başka dans başladı. Hoyk, ilkenin kendisine verdiği sözü tutup tutmayacağını, Ole Peters'la dans edip etmeyeceğini düşündü. Bunun düşüncesi bile onu deli etmeye yetiyordu. İlke ne yapacaktı? Ancak görünüşe göre İlke bu dansa kalkmamıştı. Ancak görünüşe göre İlke bu dansa kalkmamıştı. Sonunda bu dans da bitmiş, hemen arkasından burada yeni moda olmuş ikili bir dans başlamıştı. Müziğin çılgın gibi başlamasıyla delikanlılar kızların yanına koştular duvardaki mumların alevleri titreşiyordu. Hoyuk dans edenleri seçebilmek için ayak parmaklarının üstüne yükselmiş, boynunu neredeyse incitecek kadar uzatmıştı. İşte orada, dans eden üçüncü çiftte Oli Peters'ı gördü. Peki partneri kimdi? Diğer köyden şişman bir çocuk, kadının hizasında durmuş, kadının yüzünü görmesine engel oluyordu. Dans tüm hızıyla devam ediyordu ve Ole partneriyle birlikte dönüyordu. Volina! Volina Harders bu! dedi Hoyk. Bunu neredeyse bağırarak söylemişti. Ardından rahatlayıp derin bir iç çekti. Peki ama ilke neredeydi? Kimse onu dansa kaldırmamış mıydı? Yoksa sırf Ole Peters'la dans etmemek için herkesi geri mi çevirmişti? Müzik durmuş, kısa süre sonra yeni bir dans daha başlamıştı ama ilkeyi yine göremiyordu. Onun yerine Oli'yi gördü. Hala şişman Volina dans ediyordu. ''Bak sen'' dedi kendi kendine. ''Bu durumda Jess Harders istese de istemese de 12 buçuk dönüm arazisine bir varis bulmuş oldu. Tamam da ilke nerede?'' Kapı eşiğindeki yerini terk edip salonun ortalarına doğru ilerledi. Birden salonun köşesinde eski bir kız arkadaşıyla oturup sohbet etmekte olan İlke'nin önünde buldu kendini. İnce yüzünü ona doğru kaldırıp "Hoyk, sen burada mıydın? Dans edenler arasında yoktun." "Zaten etmedim." diye karşılık verdi Hoyk. "Niye Hoyk?" diye sordu. Kalkacak gibi doğruldu. "Benimle dans etmek ister misin?" diye ekledi. Ole Peters'a bu zevki bahşetmedim. Kolay kolay da gelmez bir daha. Ama Hoyk dans etmeye pek niyetli değildi. Teşekkür ederim İlke. Ben, ben bu işlerden pek anlamam. Bakarsın seninle alay ederler. Ben de... Birden sanki cümlenin devamını başkaları getirmesi gerekiyormuş gibi durakladı. Sevgiyle dolu gri gözleriyle ona baktı. Kız sesini alçaltarak. Ne demek istedin, Hoik?" diye sordu. "Demek istediğim İlke, bugün artık benim için daha güzel olamaz." "Doğru. Oyunu sen kazandın." Neredeyse duyulmayan ama uyaran bir ses tonuyla. "İlke," dedi Hoik. Kızın yüzü o anda alev aldı sanki. "Git. Ne istiyorsun?" dedi ve başını öne eğdi. İlkenin yanındaki kız bir delikanlı tarafından dansa kaldırılınca Hoyk sesini yükselterek İlke, ben bugün daha iyi bir şey kazandığımı sanıyordum. Kız bir süre bakışlarını yerde gezdirip durdu. Sonra yavaşça başını kaldırdı ve içindeki dingin gücü yansıtan bakışları onun gözlerini bulduğunda Hoyk'un içinden sıcak bir hava akımı geçti sanki. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran Hoyk. Artık birbirimizi tanıyoruz sanırım. İlke o akşam bir daha dans etmedi. Eve dönerken ikisi el ele tutuşmuştu. Denizden kazanılmış verimli arazinin üzerinde gökyüzünde yıldızlar parlıyor. Hafif bir kuzey rüzgarı beraberinde keskin bir soğuk getiriyordu. Buna rağmen ikisi de sanki birden ilkbahar gelmişçesine üzerlerinde doğru düzgün bir şey olmadan yürüyorlardı. Hulk kafasına bir şey satın almayı koymuştu. Gerçi bunun kullanılması için uygun zamanın ne vakit geleceği henüz yıldızlarda yazılıydı. Ama şimdilik sadece kendi başına yaşayacağı bir merasimde kullanacaktı onu. Bu düşünceyle bir sonraki pazar günü kuyumcu Anderson'a gidip bir alyans sipariş etti. Yaşlı adam parmağına işaret ederek, ''Uzatın da ölçüsünü alalım.'' ''Vay be, Sizlerin parmaklara genelde daha kalın olur diyebilirdim. Diye ekledi. Ama Hoyk, siz onu şimdi boş verin de serçe parmağımın ölçüsünü alın. Dedi ve elini uzattı. Kuyumcu şaşkın bir ifadeyle ona bakıyordu. Sonra kendi kendine, bana ne ki? Şu genç çiftçilerin tuhaf fikirlerinden bana ne? O ölçüde bir yüzük kadınlar için hazırladıklarımın arasında var herhalde. Bir bakmam lazım.'' Hoykun yüzü kızarmıştı. Kuyumcunun çıkardığı yüzük parmağına uygundu. Alel acele alıp gıcır gıcır gümüş parayla ödedi. Sonra sanki kendi kendine bir merasim yaşıyor edasıyla kalp atışları hızlanarak yüzüğü yeleğinin cebine yerleştirdi. O günden sonra üzerindeki yeleğin cebi sadece bu yüzüğü taşımaya yarıyormuş gibi, yüzüğü kimi zaman gururla, kimi zaman da huzursuzluk hissederek yanında taşıdı. Onu cebinde taşımaya başlayalı aylar, neredeyse koca bir sene geçmişti. Hatta yüzük bir ara yeni bir yeleğe geçiş bile yapmıştı. Ama yüzükten kurtulacak uygun bir fırsat henüz doğmamıştı. Birçok kez kafasından doğrudan evin efendisinin karşısına çıkmayı geçirmişti. Ne de olsa babası da kendileri gibi buranın yerlilerinden diye düşünmüştü ama biraz sakinleşince set amirinin kendisiyle alay edeceğinden emin oluyordu. Böylece o ve Seth Amelie'nin kızı bir arada yaşayıp durdular. İlke de kızlara özgü bir sessizlik içindeydi. Ama buna rağmen hep el ele yürüyor gibiydiler. Sözü geçen kış bayramından sonra Ole Peters istifasını vermiş ve Volina Harders ile evlenmişti. Hulk haklı çıkmıştı. Yaşlı adam kendi payını ayırmıştı ve sarı kısrağa şimdi şişman kızı yerine keyfi pek yerinde görünen damat binip tarlaya gidiyor, dönüşte hep sete doğru tırmanıyordu. Hoyk başkahya olmuş ve yerine daha genç biri alınmıştı. Elbette set amiri ilkin onun terfisine karşı çıkmıştı. Yardımcı kahya olarak kalması işime geliyordu, diye homurdanmıştı. Ona hesap kitap işlerinde ihtiyacım olacaktı. Bunun üzerine İlke onu uyarmıştı. O zaman Hoyk'ta gider baba. Yaşlı adam bunun üzerine telaşlanmış, Hoyk'ta baş kahya olmuştu. Ama yine de set amirliğine yardım etmeye devam ediyordu. Bir yıl sonra İlke'ye babasının ağır ağır çökmekte olduğunu ve yazları onun yanında çalışmak için aldığı birkaç günlük iznin artık fayda etmediğini anlatıp durdu Hoyk. Yaşlı adam kendisine eziyet ediyordu ve o buna daha fazla seyirci kalamazdı. Bir yaz akşamıydı. İkisi de alaca karanlıkta evin önündeki diş budağın altında duruyordu. Kız bir süre sessizce ağacın dallarını seyretti. Sonra, Hoyk, senin doğru kararı vereceğinden emin olduğum için bir şey söylemek istedim, dedi. Öyleyse bu durumda evinizden uzaklaşmak zorundayım. Bir daha geri dönmeyeceğim, dedi Hoyk. Bir süre konuşmadan setin arkasında denize doğru batmakta olan günün kızıl ışıklarını seyrettiler. Senin bileceğin şey, ben daha bu sabah babama uğradım ve onu arkalıklı sandalyesinde uyuklarken buldum. Bir elinde resim kalemi duruyordu. Resim tahtası ise bitirilmemiş bir çizimle önünde, masasının üstündeydi. İçeri girişimle uyandı ve 15 dakika kadar güç bela sohbet ettikten sonra gitmek istediğimde bu sonuncu kezmiş gibi korkuyla elimi tuttu. Aslında, aslında ne ilke? diye sordu Hoyg. Kızın duraksadığını görünce. Kızın yanaklarından aşağı birkaç damla gözyaşı süzülüyordu. Sadece kendi babama düşünüyordum. İnan bana senden vazgeçmek çok zoruna gidecek.'' ve sanki söylemek için cesaretini toplaması gerekiyormuş gibi bir edayla. Çoğu zaman mezar odasını hazırladığı hissine kapılıyorum. <laughs> diye ekledi. Hoyuk cevap vermedi. Birden cebindeki yüzük kıpırdıyor gibi geldi ona. Daha bu elinde olmadan aklına takılan hayati konuyla birlikte çıka gelen korkusunu yenemeden ilke sözüne devam etti. Sakın gücenme Hoyk. ''Eminim sen gitsen de bizi terk etmezsin.'' Hoyk o anda büyük bir heyecanla İlke'nin elini tuttu ve kız da buna karşı çıkmadı. Ortalık iyiden iyiye karanlığa bürünürken iki genç bir süre daha yan yana durdular. Sonra birbirlerinin ellerine bıraktılar ve herkes kendi yoluna gitti. Ansızın çıka gelen esinti diş budağın yapraklarını hışırdatıyor evin ön cephesindeki kepenkleri sallıyordu. Artık gece olmuş, üzerine sessizlik çöken topraklar ürkütücü bir hale almıştı. Üçüncü Bölüm Sonu